Evet sevgili dostlar, sponsorumuz Golvar.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz. Eskiden bir program vardı, ee, çok çok eskiden de değil gerçi de, belki bazılarınız hatırlarsınız olacak o kadar diye. Orada çok güzel bir replik vardı, hani aç gözünü seyret tekrarı yok bunun diye. Ee, hani işimiz muhabbet efkarı yok bunun diye. Çok güzel sözleri vardı, hani bu e, program başlangıç müziğinin. Onu bir kez izleme yani o müziği bir kez dinlemenizi tavsiye ederim. Çünkü arada bir zülfiyare dokundu diyor ya. Bizimki de tam yerine rast gelecek şekilde bazı şeylere dokunacağız. Özellikle bu videoda. Çünkü niye? Bu video başka bir video. Bu video kafaları allak bullak eden bir video. Arkadaşlar Fenerbahçe'de şu anda daha doğrusu Fenerbahçe spor medyasında şu anda çok ciddi bir problem var. Yine her sezonki gibi sezon başlamadan birbirine düşmeler, laf sokmalar, laf taşımalar. İşte Sen Menderes'e küfür ettin, sen Abdülhamit'i savundunlar başlamış yine. Ee, bu doğru değil. Şimdi ben mesela elimden gelince duymak aktarmaya çalışıyorum. Şu bir gerçek, üyelere direkt, abonelere doğrudan ya da dolaylı olarak ya da süre olarak... E aynı zamanda eş zamanlı ya da belli bir zaman sonra paylaştığım için bende bir sıkıntı yok. Mesela yeni yeni üyelik hediye alan arkadaşlar şey diyor. Hocam diyor. Keşke deseydin ki diyor işte. Ulan en büyük cimbomludur üye olmayan. İşte imkan olup da üye olmayan cimbomludur. Sülalesi cimbomludur desen diyor. E, hatta hediye alan arkadaşlar buraya yazsınlar. Niye? Diyorlar ki, hocam ya direkt yazıyormuşsun. Biz böyle beklemiyorduk. Tabi direkt yazıyorum. Ne yapacaktım başka? Manyak mıyım? Yani iki saat sizin bekleyeceğim. Ben de, hatta e, üye videosu niye az diyordum lan? Bu adam hiç mi üyelere video çekmiyor? Video üyelik diye. Hocam üye videosu çekmene gerek yokmuş ki sen direkt tak diye yazıyormuşsun diyorlar. Aynı zamanda arkadaşlar üye hediye edilen üyelik hediye eden arkadaşlarım. Allah rızası için lütfen siz anlatın. Ben anlatınca inanmıyorlar. Kanalda aktifsiniz doğru muyum? Videoları beğeniyorsunuz doğru muyum? Yani bu kadar çok video beğendiğiniz için yani hem hemen hemen her videoyu beğeniyorsunuz, izliyorsunuz ve bu izlemeden dolayı e, YouTube sizi seçti. Doğru muyum? Biz seçmedik arkadaşlar. Sistem diyor ki benim kanala desteğim böyle olacak diyor. Ben de bunu onayladım. bana sunulan şartlar buydu. Bunlar böyle onayladım. Çok laf kalabalığı yaptım. Özürlerimi sunarak şunu söyleyeyim. İnşallah yayınlarda da bonkör arkadaşlarımız. Beşer en az 5 üyelik 50 TL şeklinde hediye ederler de herkes üyelikle tanışır. Sonra bir bakarsınız bizim üye sayımız 2000'leri 3000'leri bulmuş. Belli olmaz bu işler. Sosyal medyadaki tartışma ne hocam? Pedro tartışması. Ama ben önce Playa'dan başlayacağım. Gel Playa. Fenerbahçe Alessane Playa ile anlaştı diye. Şimdi bakın Fenerbahçe Borussia Mönchengladbach forması giyen Alexander Playa, Playa ile anlaşma sağladı. Arkadaşlar bu aradan haddim olmayarak kendi kıt futbol bilgimle birkaç tane de yorumda bulunmaya çalışacağım. Neden? Çünkü bana arkadaşlarım diyor hocam anlatıyorsun ama sen izliyor musun bu futbolcular? Hani bilgin var mı? Artık var. Kısa kısa bilgim var. Şimdi önce haberi okuyayım. Ben Fenerbahçe biliyorsunuz. Daha doğrusu haberi okumuyorum. Atlıya atlıya geçiştiriyorum. Kısa olsun diye. bir süredir adı gündemde olan Nice'nin de yani Nice yıllara dediğimiz Nice'nin de ilgilendiği Alessane Playa ile büyük ölçüde anlaşma sağladı diye. Valla bize sosyal medyadaki duyumlar bizim aldığımız duyumlar sizin gördüğünüz duyumlara bakarsak %100 bizde. Değil mi? Herhalde hiçbiriniz inkar etmezsiniz. Hocam bu oyuncuyu bu kadar değerli kılan ne? 2,5 milyon euro maaş diyorlar ama Şöyle söyleyeyim arkadaşlar maaşlara bonus ekleniliyor. Bakın bonus eklendiği zaman total maaş paylaşılıyor. Mesela Gustavo'da da başkasında da bunlar mevcut. Şöyle anlatayım size Fenerbahçe Allah nasip etti inşallah Şampiyonlar Ligi grubuna kaldı. Lincoln'e de Joshua King'e de başka yok. Bir de Emre Mora sanırım hafif bir bonus var. Fenerbahçe şampiyon oldu diyelim. Alınan 6 futbolcuya şu an kadroda bulunan yani şu ana kadar resmi alınan 6 futbolcuya kadroda bulunan o an itibariyle bulunacak olan 6'dan hariç 29 kişiye de prim verilecek. Küçük de olsa kimisine 300 bin TL diyelim. Kimisine 500 bin TL. Bunlar bonuslar arkadaşlar. Sözleşmelere bonuslar da yazılıyor. 2,5 milyon euroyu gördüğü zaman hocam maaş bütçemiz şöyle böyle falan değil mi? Fenerbahçe'nin maksimum maaş bütçesi şu an verebileceği isim yani 3 milyon euroyu bulmaz, 2 milyon euroyu da buldurmamaya çalışıyoruz ama bonuslarla da 3'ü geçirmemeye çalışıyoruz. Bilginiz olsun. Ben playa olayında bonservisin 5 milyon euro olmasındayım. Oyuncu 29 yaşında. Arkadaşlar transfer marketi açın. Hoca bir ibare var. 15 milyon euro değeri var diye. Ama hocam sözleşme bitimine bir yıl kalmış. Lan bir yıl kalmış da. Yani bugün mesela Fenerbahçe'de Pelkas'ın da sözleşme bitimine bir yıl kalmış. Yok şey. Ee, Valencia'na. Valencia'yı bugün 5 milyon euroya satacak olsak çıldırırsınız. Kafayı yersiniz. Ha, transfer market değeri Valencia'nın 15'i yok. Ayrı mesele ama ben Plea'nın 10 Mart 93 doğumlu olmasına 29 yaşında olmasına takılmadım. Fransız ama 1.81 olmasına çok takıldım. Bizim aradığımız forvet bu. Kısa savunma arkası koşulları yapabilecek antal olmayacak bir isim. Hocam pivot olsun. Orta açarız kafa vurur. Türkiye'de ortaların kafaya dönüşme oranı binde birin altında. Ama savunma arkasına atılan koşullarda hızlı forvetlerin eğer bir de bitiriciliği yüksekse gol kralı olma ihtimali bayağı yüksek. Bakın bakalım son yıllarda gol kralı olan futbolcular arkadaşlar hangi özelliklerle gol kralı olmuşlar? Orta kafa golden ya da gol kralı olan futbolcuların kafa istatistiğine bakın. Uzatmayacağım. 5 milyon euro. Hocam niye 5'e veriyorlar? Hülle mi yapıyoruz? Şikeme mi yapıyoruz? Şaibe mi yapıyoruz? Demeyin. Arkadaşlar kulüp çok sıkıntıda. Bir kulüp çok sıkıntıda. İki futbolcuyu biz 2-3 ay oluyor arkadaşlar. Kanalda videolarımız mevcut. Temasa geçmiştik. Futbolcu olumlu bakıyordu. Not, İsmail, Kartal varken olumlu bakıyordu. Şimdi Jorge Jesus duyan gelmek istiyor. Niye gitmiyorlar? Jorge Jesus var. gitmek istemiyor takımdaki çoğu. Lan bu beni adam eder diyor mesela. Anlatabiliyor muyum? Bu sezon Borussia Mönchengladbach Alman liginde 36 maçta 10 gol 6 asist. Bak 36 maç 10 gol 6 asist. Ben şunu söyleyeyim. Aynı sayıda pozisyon üretelim. Aynı sayıda pozisyona sokalım. Aynı sayıda maça çıksın Süper Lig'de 36 maça. 20 gol 12 asist. Bak aynı sayıda diyorum. Çünkü bizim ligimiz 10 lig'e göre nispeten kolay bir lig. Santraforun yanı sıra kanatlarda da oynayabiliyor. Arkadaşlar bakın sizin anlamadığınız nokta şu. Hocam bunu alırsak forvet bitiyor mu? Hayır. Fenerbahçe'de şu anda çok ciddi gelişmeler var. Hani Rossi gelişmesi, Buruma gelişmesi. Buruma ne gibi duydunuz değil mi Serdar Ali Çelikleri? Benim burada bir hafta önce söylediğim ya bana böyle bir şey geldi ama arkadaşlar bilmiyorum. Hani size söylemeli miyim dediğim şeyi söylemiş. Yani Jesus memnun değil. Buruma bir daha başka takıma kiralanırsa diye. 4 milyon euroya alındı diye. Arkadaşlar 4 milyon euro opsiyon. Zorunlu değil. Yani beğenirsek alacağımız şekilde opsiyon. Ama burum memnun değil kısmına hani bu benim için zayıf bir duyumdu. Ben bunu paylaştım ama ötesine gitmemiştim. Şimdi bilmiyorum ne olur ne olmaz ama hakkımızda ailesi olsun. Fakat ben şunu söyleyeyim. Player konusunda pazartesiye kadar her şey netleşir gibi. Bir de itirafta bulunayım. 15 Temmuz günü ben kap bekliyordum ama belki de ülkemizin hani içinde bulunduğu süreç 15 Temmuz'un ülkemiz için önemi e, vesaire gibi şeylerden dolayı belki yapılmamıştır. Hiçbir takım 15 Temmuz'da kap yapma diye biliyorum ben ama e, ya bizim ülkede biliyorsunuz arkadaşlar en ufak şeyden başka bir şey arıyorlar. O yüzden de yapılmıyor bazı şeyler. Bakalım bugün olacak mı kap? Şimdi Fenerbahçe'de bir hedef daha var. Lastine Traore. Bakın Rossi diyorum. Niye Rossi diyorum arkadaşlar? Rossiye teklifler var. Teklif mi aracayım? Yok teklifler. Oğul ekim. Ya Allah'ını seversen hocam o çöp kaç kişiden teklif olabilir? Hayır. Lütfen. Bizim en kıymetli oyuncularımıza çöp demeyelim. Valencia bizim için çok kıymetli bir oyuncudur. Rossi kıymetlidir. Oyuncularımızı çöplemeyelim. Çok gevezelik yaptım. Devam edeyim. Şimdi Joshua King'i aldık forvet hattına. Hocam bitmedi mi? Arkadaşım King çok gönlü bir oyuncu. Sağda solda önde arkada neydi? Ee, geçenlerde bir televizyona bir kadın çıkmış onun gibi oldu. Sağdan dolan, önden dolan gibi oldu. <laughs> Şimdi King'i transfer ettik ama Lassina Traore için beklemedeyiz. Urkino Fasol oyuncuyu satın alma opsiyonu kiralamak için beklemedeyiz. Ajax'tan Shakhtar Donetsk'e şey pardon ee, bu Forvet olan Lassina Traore. Ben karıştırdım. Çok özür dilerim. Ağzımdan kaçırıyordum az kalsın. Bertinart Traore için eee ben yani Trump için beklemede kaldığımızı pardon. Bu e, Lastina için Fenerbahçe beklemede. Bunu bir türlü vermediler. Bunu sadece kiralarız diyorlar. Biz de satın alma opsiyonunu kiralık verirseniz veririz diyorlar. Durum hala aynı. İlginiz olsun. Eğer bir opsiyona yanaşsalar piyasa değeri 9 milyon euro biz hemen davet edeceğiz. Hocam playa gelirse Travor olmaz mı? Olabilir. O çok ona bağlı değil arkadaşlar. Hocam Bertrand ile ilgili ağzından kaçırmadığın hani kaçırmadın ya biz eminiz. Kaçırmadığın şey neydi? Beklemedeyiz. Satın alma opsiyonlu teklifimiz var. Feda kiralama 6 milyon euro opsiyon. Belki 8'e yükseltiriz. Bertrand Traoré için bakın. Lütfen unutmayın. Lütfen unutuyorsunuz. Sonra aradan zaman geçiyor. Millet diyor ki ben demiştim ilk diyor. Siz de diyorsunuz ki e, ilk o demişti. Lütfen unutmayın. Pusuya yattık. Bekliyoruz. Kulübünden olumlu bir cevap bekliyoruz. Eylül'ün ikisinde de olabilir. Hiç de olmayabilir. Ağustos'un 7'sinde de olabilir. Temmuz'un 17'sinde de olabilir. Ama bekliyoruz. Ve son olarak Plea sen gider misin? Bir arkadaş gelecek. Pedro. Joa Pedro Fenerbahçe anlaştım. Arkadaşlar, canım arkadaşlarım. uyum işinde hani ee, Masettin Hoca'nın bir fıkrası var bilir misiniz? Çok da güzel bir fıkradır. Neydi? Siz söyleyin. Siz söyleyin. Siz söyleyin. Siz söyleyin. Neydi? Neydi? Ne hani var, ya böyle. Siz söyleyin. Siz söyleyin. Söyle söyle söyle. Söyle. Hayır o değil. Şimdi Nasrettin Hoca demiş ya demişler. Hocam sen evliya mısın demişler. Bir kalabalık yanına varmış. Ya demiş evliyayım demiş. Göstersene bize demiş. Yani bir keramet göster. Ağaç yanıma çağırsan gelir mi falan demiş. Yok gelmez mi demiş. Çağırmış ağacı yanına. Ağaçta tık yok. Ola gel. Tık yok. Hadi biz gidelim yanına demiş. Hocam ağaç yanına gelmiyor Sen ne yapıyorsun demiş. Evliya'da kibir olmaz demiş biz onun yanına varalım. <laughs> Şimdi yani e, madem ağaç gelmiyor kibire gerek yok değil mi? Siz onun yanına gidersiniz. Şimdi bizim duyumlarda da şöyle bir özellik var. Bizim duyumlarda da şöyle bir özellik var. Sevgili arkadaşlar. E, bu Pedro arkadaşımız. Joao Pedro. Bu arada ben Play ile ilgili de skills videosu izledim. Onu da söyleyecektim. Şimdi söyleyeyim. Karışıklık olmasın. Arkadaşlar ben Play'a transferinin şart olduğu, şart olduğunu düşünüyorum. Hatta içim gerçekten o kadar attı ki. Bak Play'a transferini yaparsak ne Dembele'nin ne Gabigol'ün esamesi okunmaz. Yani okunmayabilir daha doğrusu. Benim gözümde. Valla ben Musa Dembele'yi de evet beğeniyorum istiyorum. Gabigol de istiyorum ama 5 milyon euroya ikisini de alamazsın. Bu şartlarda inşallah bu playa olur. Ben çok umutluyum. Hızlı, atik, top sürme becerisi yüksek, fizik gücü yüksek, pozisyon bilgisi yüksek, savunma arkası koşullarını yapabilen bir isim, takım savunmasına katkıda bulunabilen bir isim. İnanın aradığımız forvet bu. Eğer Berisha'dan çıkıp ki çıkmak üzereyiz. Berisha'dan çıkıp Travure hani Samatta'dan çıkıp Travure şey, e, playa, pardon Samatta'dan, Berisha'dan çıkıp play'e alırsak diyeceksiniz ki hocam Berisha'yı, Samatta'yı, Valencia'yı üçünü kat bir havuza pozitif özelliklerini al. Çıkart. Bu play'e diyeceksiniz. Bak ben bu kadar övmen bir futbolcuyu biliyorsunuz. Çünkü bu işin sonunda rezil olmak da var. Hani e, kudurtucu bir tarzı var falan filan olayı gibi rezil olmak da var. Ama benim çok hoşuma giden bir isim. Pedro olayına gelelim. Evliya'da kibir olmaz. O sana gelmiyorsa sen oraya gideceksin diye. Üyelere ben dedim ki arkadaşlar benim elimde iki tane duyum var. Sizi de söyledim abonelere de. Joao Pedro. Bana olmayacak denildi ama görüşme var denildi. Menajerleri cumartesi günü İstanbul'a gelecek denildi. Diye belirttim. Ama futbolcu o zaman Galatasaray'la konuşuyordu. 4.2 milyon euro yemini Galatasaray alıyordu. Biliyorsunuz Galatasaray alamadığı her futbolcuyu Fenerbahçe elinden alıyormuş. Yani yaklaşık olarak her transfer sezonda Fenerbahçe Galatasaray'ın 30-31 tane futbolcu alıyormuş. Artık kadromuza mı alıyoruz, başka takıma mı veriyoruz bilmiyorum. 31 tane futbolcu alıyormuşuz sürekli. Dimarzio. İtalyan gazeteci Di Dimarzio. Çıktı. Joao Pedro'nun Fenerbahçe ile anlaştığını net olarak söyledi. Hayırlı olsun dedim. Oyuncunun menajeri de cumartesi İstanbul'a gelecek dedi. Not. Ben kendime pay biçmiyorum. Bildin, bilemedin. ilk söyledin, son söyledin. Hayır. Ben de kıvırma olmaz. Ben net bir adamım. Ne diyorsam odur. Ben ee... Joao Pedro için bana gelen bilgiler olumsuz. Görüşme olacak ama olumsuz şeklindeydi. Hala da duyumumun arkasındayım. Bana gelen bilgi şu. Görüşme olacak ama imza imza atılmadı. Hala transfer uzak. Ee, ama bugün için görüşme yapılacağı duyumlarını da vermiştim. Sosyal medyada da e, sevgili bizim Hasan Can Aksu ve Sercan Hamzoğlu sağ olsun. Sercan Bey beni biliyor biliyor. İkisi de uçak bilgisini paylaşmış. tk da sanırım. Şu an bir yere bakmadan söylüyorum. Ee, yanlışım olsa affı, affınıza sanıyorum Uçak bilgisine kadar vermişler. Hasan Can'ın biliyorsunuz uçak bilgisine ben kefilim. Mustafa Hoca şuraya uçuyor bile desin. Arabayla gidecek olayım. Ben yine derim kesin uçağı ayarladı derim. O kadar güvenirim. Gelsinler görüşelim bakalım ne olacak. Peki hocam. Fenerbahçe ne kadar verecek? Arkadaşlar piyasada 6.5 milyon euro konuşuluyor. Sosyal medyadan. Takım zaten Galatasaray'la transfer görüşmesinde 17 milyon eurodan açmış ağzını. Bakın Joao Pedro'nun piyasa değeri 12 milyon euro. Plea'nın 15. İki futbolcunun toplam piyasa değeri 27 milyon euro. Bu sana transfer markette artı katar. Şampiyonlar Ligi'ne şuraya buraya gittiği zaman ha, kadro değeri yüksekmiş. Şu futbolculara tedbir alayım dedirtir. Aynı zamanda benim gibi bazı ee, fanatik arkadaşlar da memnun kalırlar. Şimdi 6,5 milyon euro. Bazı arkadaşlar ağız buz diyor. Arkadaşlar geçen sezon 39 maça çıkmış. Çagliari'de İtalya Ligi'nde 13 gol 4 asist. Ben gol sayısının yüksek olmasına çok çok şaşırdım. İzlediğim Joao Pedro'dan bahsedeyim arkadaşlar. Bu çocuktaki futbol zekası Van Persie'deki futbol zekasına benzer. Bak kolay kolay futbolcu övmem. Hani sizin çöpçülüğünüzde ne kadar kıssam da ben de övmem biliyorsunuz beklenti yükseltmek adına ama skills videosunu yarıda bıraktığım isimlerin başında geliyor. Skills videosunu yarıda bıraktım. Başka bir soru sorayım. Miha verip direkt bu arkadaşı alsak kabul müsünüz? Yani Miha verip. Arkadaşım bakın. Ben de farkındayım. Yaşı 30. 9 Ya takım aldığın her futbolcu 21 yaşında olmayacak. Her futbolcu 20 yaşında olmayacak. Transfer hakkında forvet arkası diyor hocam. Biz bu kadar forvet arkası ne yapacağız? Evet forvet arkası forvet oynayabiliyor. Ama izlediğim skits videosunda çok güzel sol kanat olur. Bak çok çok güzel sol kanat olur. Rossi'yi şöyle 12'yi okutsan. Atıyorum. E, ee, Buruma'yı elden çıkarabilsen ya da dursun. Çok güzel sol kanat olur. Hani var ya Perotti'nin sakatlanmayan daha hızlı daha zeki hali desem yalan söylemiş olmam. Skiz videolarına bakın. Çok güzel kanata iniyor. Bak ben size bir şey söyleyeyim mi? Daha ben alınmadan söylüyorum. Alınırsa kesinlikle ne forvet ne forvet arkası. Direkt kanat oynatılması lazım. Direkt. Rossi satılmasa bile kanat oynatılması lazım. O kadar söyleyeyim size. Sadece bir maç kanat oynatılsın diyeceksiniz ki bu adam her maç kanat oynatılsın. Ben kolay kolay bir futbolcuya kefil olmam. Ama onu da söyleyeyim sözleşme bitimine 1 yıl kaldığı için 6,5'a düşüyorlar. Ha 4.2 şu bu keşke olsa İtalyan Milli Takımı mesela. Eğer Fenerbahçe alsın İtalyan Milli Takımında oynayabilir. Bu arada arkadaşlar bilginiz olsun Estoril Praia takımına Pedro'yu aldıran eee bizim Branco'ymuş operatörümüz. Operasyon direktörümüz. Oradan tanışıklık var. Bakın Brezilya Ligi görmüş, Portekiz Ligi görmüş, Uruguay Ligi görmüş, İtalya Ligi görmüş. Yani çok gönlü bir oyuncu. Kariyerinde 377 maç, 110 gol, 40 asist. Kolay değil. Gelişmeleri an beyan aktaracağım. Dediğim gibi ben de kibir gurur, hani kibir olmaz. Yani eğer derlerse hayırlı olsun diye hayırlı olsun diye veririm. Ama transfer gerçekleşsin ya da gerçekleşmesin. Bakın hayırlısıysa inşallah Fenerbahçe'ye hayırlısı olacaksa gerçekleşsin. Ben bilememiş olayım. Ama hayırlısı gerçekleşmemiş ise gerçekleşmesin. Hocam sen olmayacak demiştin zaten demenize bile gerek yok. Hayırlısı neyse o olsun. Onu da söyleyeyim. Ve son olarak Luis Suarez Fenerbahçe'nin Luis Suarez için teklifi diyor ama Suarez'den ben umudu kestim çünkü Atletico Madrid tekrar görüşüyor. Ee, West Bromwich Albion Ukay Yokuşlu'yu aldı mesela taraftar şeyinden. Şimdi Luis Suarez'den e, ben niye umudu kestim? 35 yaşında Başka liglerde de oynamış. Mesela İtalyan liginde teklifler var. İtalyan ligindeki teklif bizden daha düşük ama orayla sıkı fıkı oluyor arkadaşımız. Ee... Ama bilmiyorum arkadaşlar. Şimdi ben bu videonun başına Plea, Alessane, Plea ve Joao Pedro Fenerbahçe'de yazsam ayıp olur mu? Şimdi kendi kendime onu düşünüyorum. Niye? Sosyal medyaya göre artık hemen hemen herkese göre bu futbolcuların ikisi de Fenerbahçe'de. Ben Hani Allah şahidim Plea isminde dönüş olacağını zannetmiyorum. Pedro isminde de Mario Branco eğer daha önce çalıştıysa İstanbul'a kadar getirtiyorsan mantık olarak bunda da dönüş olacağını zannetmiyorum. Ama hocam o zaman sen bilememiş oluyorsun. Ya Töbe haşa biz evliya değiliz şey değiliz. Belki de evliyayızdır bilmiyoruzdur. Yani Allah dostlarının özelliği kimisi Allah dostu olduğunu bilmeden yaşar. Kimisi bilir. Başkaları bilmez. Kimisi hem kendi bilir hem başkaları bilir. Kimisinde de o bilmez ama başkaları bilir. İnşallah öyle arkadaşlar. Ee, ben bol bol dua ediyorum. Size dua edin. Fenerbahçe'miz için hayırlısı. Ama sosyal medya duyumculuğuna göre Dimarzio ya şuna buna göre Pedro Fenerbahçe'de bana kalırsa ve diğer duyumculara göre Play Fenerbahçe'de İki isim de hayırlı uğurlu olsun. Hocam hangisi forvet oynar? Hangisi kanat oynar? Bırakın Jesus düşünsün size ne? Hocam King'i aldık bir. Lincoln 2, Arda Güler 3, Playa 4, Pedro 5. Hocam çok değil mi ya? Bak mesela şöyle düşün. Sol kanat oynatacağız. Forvet oynatacağız. Eee forvet arkası oynatacağız. Ya da izli forvet. Arkadaşlar az bile. Ben Fenerbahçe'de şu anda en korktuğum taraf ne biliyor musunuz? Fenerbahçe'de şu anda en korktuğum yer neresi biliyor musunuz? Sol bek. Ben çok korkuyorum. İkinci yer neresi? Sağ açık. Yani forvetten bile tırsmıyorum. Bak Joshua King bile görün bakın tıkır tıkır pozisyona sokarız. Tıkır tıkır pozisyona girer. Şu iki arkadaş alınsın. Forvetten, sol kanattan yana hiçbir şüphem yok. Sağ kanat ve e, sol bek. Üçüncü isim 8 numara. Harbi söylüyorum ben 8 numaramızdan sıkıntılıyım. Yani 4-1-3-2'nin o birin önündeki kişiden sıkıntılıyım. O birin önüne e, Dinamo gibi bir adam gelmesi lazım. Ya da Crespo'nun oraya net monte edilmesi lazım. Ara o Crespo, yedekleri İsmail Yüksek. Zayt, Mert Hakan falan. Ee, bilmiyorum bu bana biraz şey geliyor. Bir de e, transfer teklifleri de var ya. Crespo'ya şuna buna. Hayırlısı olsun arkadaşlar hakkımızda. Ama net olarak söyleyebileceğim şey şu. Allah hayırlı mübarek eylesin. Fenerbahçe için hayırlısıysa Mustafa Hoca bilemesin. Hiç sıkıntı değil. Bizde kibir gurur yok. Fenerbahçe için olumlu olacaksa kimse bilemesin. Ama Fenerbahçe için olumsuz olacaksa Öyle olsun. İki futbolcu da Fenerbahçe'mize hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Sponsorumuz golbar.com'da şu an Pedro'nun yaptığı hareketi yapıyor. Bizi izliyor. Kendilerine de teşekkürlerimi sunuyorum. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşmek üzere inşallah.